Evet, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün üniversitelerde veganlık konsepti altında bir yayın daha yapacağız. Bu yayınımızın ikinci bölümü olacak. Bir öncesini de yapmıştık geçtiğimiz zamanlarda. Bu yayınla üniversitelerde veganlık nasıl gidiyor? Eğer ki varsa konuşmacılarımızın arasındaki arkadaşlarımızın bulundukları vegan topluluklarda neler oluyor? Neler planlanıyor? Projeler neler? Zorluklar veya yapabileceğimiz şeyler gibi konuşmalardan aslında bahsetmeye çalışacağız. Mümkün olduğu kadar etrafımızla bu konuları konuşmak çok önemli oluyor. Özellikle üniversitelerdeki veganlığın çok desteklenmeye gerekli bir pozisyonda olduğunu da burada eklemek istiyorum. Ne kadar çok burada olup bitenleri konuşabilirsek ya da birbirimizi ne kadar çok desteklersek, özellikle veganlar olarak, o kadar ileriye gidebiliriz diye düşünüyorum. Aramızda ODTÜ'den Fatih var, Bilgi Üniversitesi'nden Gülşen var ve Ankara Medipol Üniversitesi'nden Hazal var. Bu üniversitelerde veganlık çatısı altında neler oluyor konuşacağız. Ayrıca arkadaşlarımızla birlikte, yalnızca üniversitelerde de değil ya da bulunduğumuz üniversitelerde de değil, genel hatlarıyla veganlıkla ilgili fikirlerimizi konuşmaya çalışacağız deyip bu kısa girişin ardından sözü ben ODTÜ'den Fatih'e vermek istiyorum ve sorumu da şöyle sorayım istersen Fatih. Yayından önce ve daha öncesinden de ODTÜ'de bu dönem itibariyle ya da bu sene itibariyle diyeyim ya da bu dönemin başlangıcı itibariyle diyeyim, güzel bir aktiflik görüyorum. Güzel aktivizmler yapılıyor. En azından benim gördüğüm bu şekilde. Bu etkinlikler devam edecek mi? Bu etkinliklerin ortaya çıkma süreçleri nasıl oldu? Başka neler planlıyorsunuz? Deyip ODTÜ'deki bu sene başlangıcı itibariyle olan aktifliği sormuş olayım. Söz sende. Hoş geldin Evet, tekrar. tabii. Hoş buldum. Merhaba, teşekkürler. Öncelikle çok teşekkür ederim. Evet, çok aktif bir şekilde ilerliyoruz şu an. ODTÜ'de vegan topluluk yaklaşık bir yıldır var. Geçen sene Kasım ayında kuruldu. Ve o zamandan beri hep hız kazandık, hep büyüdük. Şu an yaklaşık 20 kişilik bir organizasyon ekibimiz var. Bunun yanında bir de 200 kişilik bir genel duyuruların geçildiği ve hani herkesin aktif katılmasa da ara sıra katıldığı bir büyük WhatsApp grubumuz var. Bizim etkinliklerimiz herhangi birinin aklına küçük bir fikir gelmesiyle başlıyor. Biz haftalık toplantılar alıyoruz her salı ve işte bir saat falan sürüyor bu toplantılar. Bu toplantılarda herkes işte şöyle bir konu konuşmak istiyorum diyor. Böyle bir gündem belirliyoruz. Tek tek üzerinden geçiyoruz ve aslında yapılan etkinliklerimiz de buralarda küçük bir düşünce olarak çıkmış. Sonra üstüne kafayı yorularak kocaman belki de milyonlara ulaşan şeyler haline geliyor. Bu dönem geçen haftalarda bir çok büyük çaplı bir eylemimiz oldu aslında. Biz bu dönemin başında tanışma toplantımızda bu kadar veganı bulmuşken onlara neden vegan olduklarını soralım. Vegan olmalarındaki motivasyonu kaydedip bir röportaj halinde yayınlayalım dedik. Ve yaklaşık birkaç saniye herkese süre tanıdık ve işte 15 kişinin konuştuğu bir video yayınladık. Önce Instagram'dan yayınladık. Bu video bizim diğer gönderilerimizden çok daha iyi bir performans sergiledi. Sonra birisi aldı bu videomuzu Twitter'a koydu ve orada patladı. Yaklaşık Twitter'da 10 milyon izlenme aldık. Bunun dışında diğer platformlarda yaklaşık 3 milyon kişiye ulaştık. İşte Onedia'ya düştük, Ekşi Sözlük'e düştük, haber siteleri yayınlarımızı yaptı. YouTube'da reaksiyon videoları çekildi. Reaksiyon videolarına reaksiyon videoları çekildi. Bizim hiç tahmin etmediğimiz bir kitleye ulaşmış olduk. Bu kadar viral olmasının sebeplerinden bir tanesi de maalesef bizim hakkımızda yapılan kötü yorumlar. Yani her ne kadar ulaştığımız kitleden çok memnun olsak da yani ulaşabildiğimiz insan sayısından çok memnun olsak da bunların birçoğu aslında bize hiç de hani şans tanımayacak, veganlığa hiçbir şans tanımayacak, işte hayvan haklarını çok anlamamakta ısrar eden insanlardı. Ve yaptıkları yorumlar bizim genel olarak düşüncelerimizi
değil, işte giyiniş tarzımıza, cinsel yönelimimize, saçımıza, başımıza, kıyafetimize yönelikti. Yani çok saldırgan yorumlar vardı. Bizi her ne kadar üzmüş olsa da Türkiye'nin gündemine veganlığı ve hayvan haklarını koymamıza yardımcı oldukları için onlara teşekkür ediyoruz. O gün Twitter'da olup da bizim videomuza denk gelmeyen neredeyse kimse olmadı. Bu şekilde giriş yapmış olayım. Emeğine sağlık Fatih. Öncelikle topluluk olarak. Bu arada çok küçük bir bilgi vereyim. Sesin bazen kesiliyor. Onunla alakalı belki bir iyileştirme yapabilirsin ama çok genel olarak sesin çok iyi geldi. Küçük bir soru soracağım ayrıca bu son bahsettiğin özellikle. Sanırım Dünya Vegan Günü'nde yapılmış ya da yayınlanmış bir videoydu. Bayağı viral olmuş. Evet, söylediğin gibi. Sadece ben Instagram'dan 100 bine yakın bir görüntülenme görmüştüm ki bu milyonlara ulaşmış. Şöyle bir şey aklıma gelmişti ya insanların bu kadar çok bu videoya bu derecede tepki göstermesinin sebebini işte genel hatlarıyla olumsuz bilgilerle ortaya çıktığını söyledin yani işte cinsel yönelimlerine, dış görünüşlerine bakarak böyle bir etkileşime ulaşıldığını söyledin. Olumlu olarak neler veya ne gibi tepkiler geldi onu da merak ettim. Sonuçta güzel bir video ortaya çıkmıştı orada. İnsanlar olumlu olarak neler söylediler size ya da ne gibi güzel şeyler duydunuz? Tabii güzel bir soru. Öncelikle tabii ki şimdi boş tenekeden çok ses çıkar ya. Bizim de hani ulaştığımız insanlardan, saldırgan olanlardan çok ses çıkıyor. Ama bizim asıl ulaşmak istediğimiz kitleden tabii ki bu kadar yüksek bir ses çıkmıyor. Ben kendi çevremden yani çok yakın arkadaş çevremden bile iki kişinin vegan olmaya karar verdiğini duydum. Hani bu video yayınlandıktan sonra, ertesi gün yani. Bu hani ya 1.000 kişide bir kişi bile böyle düşünse aslında binlerce kişiye ulaşmış oluyor. Hani bu binlerce kişiyi olumlu yönde etkileyen bir video oldu sonuçta. Tabii ki hani 100 tane saldırgan yorumun arasında bir tane bizi çok mutlu eden, hani bizim tam olarak anlattıklarımızı anlamış insanlar da vardı. Biz bunu tabii ki başarı sayıyoruz. Yani bir kişiyi bile olumlu yönde etkilemiş olsak bunu başarı sayacağız ama belki de hani yüz binlerce kişiyi bu şekilde etkiledik. Çok güzel yorumlar da tabii ki aldık. Onu söylemeden geçmişim. Bu şekilde. Yani iki kişiyi bile vegan yaptığınızı duymuşsunuz. Aslında belki çok daha güzel şeyler oldu. Gerçekten emeğinize sağlık. Ya bu kadar çok viral olan veganlıkla alakalı bir videoya rast gelmek Türkiye'de çok nadir. O yüzden aslında çok mühim bir şey. Her ne kadar çeşitli biçimlerde karalamaya da yol açsa da insanlar çok önemli bir videoydu. Ve daha güzel tepkilerin de yol açacağı videolar umarım ortaya çıkacak bu güzel e-mail ile birlikte. Buradan Gülşen'e geçiş yapayım. Ardından Fatih sana soracaklarım da olacak. Başka açılardan özellikle ODTÜ'deki olup bitenlerle alakalı. Tabii. Gülşen geçenlerde Univac'in İstanbul grubunda bir mesaj gördüm. Bilgi Üniversitesi'nde İBB yurdunda kaldığın yazıyordu orada. Ve vegan menüyle alakalı bir dilekçeydi herhalde. Gözüküyordu. Ve orada red talebi vardı. Yani senin vegan menü talebine red cevabı verildiği içeren bir görüntüye denk gelmiştim. Bunun özellikle içeriğini merak ettim. Nasıl oldu bu? İBB yurdundaydı herhalde. Bir de Bilgi Üniversitesi'nde sanırım kayda değer bir topluluk yok bildiğim kadarıyla. Oradaki veganlık durumuyla alakalı belki bilgiler vermek istersin bize. Genel hatlarıyla sorumu bu şekilde sorayım. Sözü de sana vereyim. Hoş geldin tekrar. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Ben ilk kısaca kendimden bahsedeyim. Gülşen ben. Bilgi Üniversitesi'nde hukuk ikinci sınıfım. İlk soruya cevap verirken şöyle. İBB ile Bilgi birlikte değil aslında. Sadece yakın olduğu için ben orada kalıyorum. Bir sene geçti işte bu sene. İkinci senem. Geçen sene de biz böyle sürekli imza topladık. Yani yurt yönetimiyle konuştuk ve her seferinde şey dönüşü almıştık. Evet, hani konuşalım biz bir bakalım neler yapabiliyoruz falan. Ama hiçbir şekilde olumlu bir dönüş sağlamadılar. Ben hatta en son böyle yaz için araya girerken de söyledim. Hocam hani en azından yazın konuşun ve hani bir şeyler olsun.
Ona da bir aksiyon almadılar yine. Sadece yani o dilekçede de belirttikleri gibi sadece gluten hassasiyeti olanlara karşı doktor raporuyla yeni bir menü çıkartabiliyorlardı. Ama bu tekrar ben yazdığımda da hani şey cevabı verdiler yine. Vegan vejetaryen menü sağlayamıyoruz. Ama bundan sonra şey yapmaya başlamışlar. Yemek listelerinin altına alerjan uyarısı şeklinde işte. Bu süt ve süt ürünü içeriyor. Bu bunu yapıyor. Biz diğer türlü tek tek sorarak orada yemekhanedeki ablaları öyle öğreniyorduk. Bunu yapmışlar. Ama dediğim gibi yani İBB kendi eleştirdiği şeyleri yapmayarak birazcık şey yapıyor. Böyle çok bir gelişim sergilemiyordu. Hatta ben Twitter attıktan sonra tekrar bir talep oluşturmuşlar bu konuyla ilgili. Ve bugün de ona da dönüş geldi. Yine aynı cümleyi kopyala yapıştır yapıp tekrar öyle göndermişler. Anladığım kadarıyla çok bir şey yapmaya çalışmıyorlar. Yani ben yurtta böyle denk gelmeye çalıştığımda da grupta böyle tanışabildiğim hani 5-10 kişi falan anca oluyor. Onlarla da çok şey olmuyor açıkçası. Denk gelemiyorum çok fazla yurtta kalmadığım için ve 5-10 kişi için de bir şey yapmaya çalışmıyorlar açıkçası yurtla ilgili. Yurt kısmı böyle. Bilgiden de evet yani biz de bu sene başka bir kulübü kurarken hatta bir arada kaldık. Acaba veganlıkla ilgili bir kulüp mü kursak diye. Sonra dedik ki bunu bir kuralım. Bunu devredip seneye onu kurarız ama hiç o kadar kolay işlememiş kulüpçülük işleri. Ama yani evet yok maalesef. Ben bile böyle bu sene stand günlerinde böyle çok az az bireysel kişilerle tanıştım. Ünlü veganın topluluğundan da tanıştığım birkaç kişi var ama hani toplasam 10 kişiyi geçmez sanırım. Bir de bilgide de bizim yemekhanemiz olmadığı için zaten vegan menü talebine gelene kadar böyle tüm özel işletmelerden edebileceğimiz talepler var. Onlar doğrultusunda bir tık daha gelişti bu sene açıkçası onu söyleyebilirim. Yok etten işte hamburger ve wrap getirdiklerini söylüyorlar ama ben daha wrap'i hiç görmedim. Hamburger var ama sanırım hamburgerin ekmeğinde de süt ürünü falan içerdiği için vegan değil vejeteryan adı altında satıyorlar. Ama onun dışında sebze menü adı altında gayet vegan menüler çıkıyor. Ama yani yemekhane olmaması zaten onun erişilebilirliğinde falan sorun yaratıyor. Bu şekilde cevaplayabilirim sanırım. Aklıma şey geldi. Ya bu şimdi iki kısımlı soruda geliştirilmeye açık yerler vardır. En azından senin fikirlerin vardır. Yani iki tane farklı başlıkta sorunların olduğu bir durum var gibi gözüktü bana. Bunların iyileştirilmesi için fikirlerin var mı? Yani mesela işte yurtta şöyle olsaydı ya da şunları yapsalardı en azından kabul edilebilir olurdu diyebileceğin bir fikrin var mı? Ya da üniversitedeki işte veganların topluluğuyla ya da vegan menüyle ya da kantinlerdeki, yemekhanelerdeki veganlıkla alakalı besinlerde şunları yapsalar daha iyi olur dediğin iyileştirme önerileri var mı? Çünkü bunları dile getirmek önemli olabiliyor. En azından belki duyabilecek olanlar için bir fikir olur. Böyle fikirlerim var mı? Böyle bir soru sorayım. Bir de minik bir şey daha söyleyeyim. Konuşurken çok kısa bazı yerlerde mikrofondan herhalde patlamalar oluyor. Ama çok çok nadir oluyor. Belki mikrofondan biraz daha uzak durabilirsem aklıma öyle geldi. Daha iyi olabilir. Söz tekrar sana vereyim. Tamamdır. Şu an sanırım daha iyi olabilir. Şöyle açıkçası yurt için yani tek yurda baktığımızda 200 kişi falan olduğu için bir azınlık kalıyor hep. Ama belki aslında İBB bunu sağlamıyor ama bir şekilde diğer yurttakilerle iletişime geçilip yani tüm İBB yurtlarına sonuçta aynı yemek sağlanıyor. O yemek açısından bir talep oluşturmak daha rahat olabilir ama işte birinin orada bir sorumluluk alıp bir şeye başlaması gerekiyor ve gerçekten 13 tane yurttan bir kişiye bile ulaşmak biraz zor oluyor açıkçası. Çünkü hiçbir şey bilmiyorken birini bulabilmek çok zor. Yani tanıdıklarla belki ilerlenebilir orada da. Ama talepleri böyle sürekli ısrarla dile getirince de açıkçası yurt yönetimi birazcık düşmanlaşmaya başlıyor. Hani niye yemiyorsunuz ki? Ne olacak yeseniz falan gibi. Hani azıcık yiyin bari gibi bir şeylere giriyor. Onun dışında okul içinde açıkçası bence orada da birazcık herkesin bireysel olarak hani ünlü vegan gibi bir topluluk içine de katılsa yani ben bile oradan tanıdığım okuldan olan böyle iki kişi falan var. Hani herkes bireysel olarak vegan olsa da sanırım çok bir şeye yanaşmıyor. Yani orada bireysel aktivizm de tabii ki çok önemli ama birlik olup hani bir topluluğu gördükten sonra insanlarda etkisi daha fazla oluyor sanırım.
Öyle bir yola gidilebileceğini düşünüyorum. Yani böyle topluluklarla dayanışmayı güçlendirmek ya da yani başka üniversitelerle bir dayanışma içinde olup oradaki toplulukları da şey yaparak birlikte güçlenmek de daha kıymetli olabilir durumda diye düşünüyorum. Evet, çok iyi anladım. Bir önceki yayınımızda üniversitelerde veganlık yayınında bu son söylediğine benzer bir fikir önerisi yapmıştı Boğaziçi Üniversitesi'nden Erdost. Belki bu yayınla birlikte bu ikinizin de ortak paydada söylediği bu öneriyi hayata geçirebiliriz. O söylemeye çalıştığım şey de şu aslında. Üniversitelerin en azından örneğin İstanbul'da veganlıkla ilgili yapılabilecekleri daha güçlendirmek için bir araya gelip ya da üniversitelerdeki toplulukların isteklerini daha iyi gerçekleştirmeleri. Çünkü her üniversitede yeteri kadar veganlıkla ilgili isteklerimizi yerine getiremiyoruz. Fakat bu farklı üniversitelerde bir araya gelebilirsek ya da farklı üniversitelerin topluluklarıyla bir araya gelebilirsek bu isteklerimizi daha iyi karşılayabiliriz gibi bir öneri aslında. Benim anladığım bu en azından. Umarım buna benzer bir şekilde bir girişim yapabiliriz hep birlikte. Tekrardan ağzına sağlık. Buradan Hazal sana geçiş yapmak istiyorum. Ankara Medipol Üniversitesi'nde neler oluyor? Yani bu veganlıkla ilgili genel bir yorum şeklinde sormuş olayım. Vegan menü var mı? Varsa ne durumda? Ya da genellikle çok konuşulmuyor ama üniversitelerdeki kantinlerde mesela fakültelerin kantinlerinde vegan bir şeyler bulabiliyor musunuz? Ya da istediğiniz etkinlikleri yapabiliyor musunuz? Genel hatlarıyla bu dönem itibariyle olup bitenlerden sormuş olayım. Söz sende, sen de tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Şöyle bizim okul zaten 5. yılında bu yıl. Bundan dolayı her şey çok yeni. Vegan menü yok. Vegan kulüp yok. Kantinde de kazara vegan ürün bile yok. Komik bir şekilde. Hani sanki bilerek seçilmiş gibi. Şöyle ama bizim okulun yanında Migros olduğu için ben genelde ihtiyacım olan şeyleri oradan alıyorum. Onun dışında evden getirdiğim için en azından kişisel olarak bir sıkıntım yok. Veganlık bağlamında şöyle güzel gelişmeler var aslında. Şöyle ben beslenme ve diyetetik okuyorum. ve bu yaz öğretmenlerimin hepsi benim vegan olduğumu öğrendi. Bu benim aslında kaçındığım bir durumda öğrenilmesini istemiyordum. Ama beklediğimden çok daha güzel tepkiler aldım. Bu yılda derslerde soya konusu fazla açıldı. Böyle olduğu zaman öğretmenlerim Hazal sen tüketebiliyor musun diye bana sormaya başladılar. Vejetaryen beslenmesi dersi bu yıl bizim ders programımızda yerini aldı. Bir de menü planlama dersim var benim. Orada da bir hafta biz vejetaryen menü nasıl yapılır onu işleyeceğiz. Hani bunların hepsi de çok yeni gelişmeler aslında. Yani bundan dolayı mutluyum ve kendimi görünür hissediyorum okulumda. Ama bildiğim kadarıyla okulda tek vegan benim. Başka vegan varsa da daha tanışmadık. Yani böyle ilerliyor. Hani genelde insanlar okuduğum bölümden dolayı benim bir mobbinge maruz kaldığımı varsayıyorlar ilk başta. Ama bu 3 yıl boyunca hatta bir yıl diyeyim öğretmenlerimin beslenme şeklimi öğrendiği zamandan başlayarak. Bir yıl boyunca ben sadece 3 tane boş espriye maruz kaldım. Hani çok da duymasaydım olurdu esprilere. Yani onun dışında gayet görünür This space was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today. hissediyorum. İşte derste vejetaryen ya da vegan konusu açılınca bir anda öğretmenlerim bana bakıyor ve sen bunu yiyebiliyor musun? İşte sen nasıl sağlıyorsun bunu diye soruyorlar. Böyle güzel gelişmeler yaşadım ben bu yıl. Özellikle muhtemelen tek veganım demiş olmana rağmen çok az sayıda kötü şeye maruz kalman bence de iyi bir şey. Yani çok rastlamadığımız bir şey en azından. Fakat gönül ister ki yalnızca bu durumda kalmayalım, daha ilerisi de olsun.
Ve diğer söylediğin kısma geçiş yapmak istiyorum. Kazara bile olsa vegan bir şeyin bulunamadığından söz ettim. Bu aslında yani baya baya değişse çok iyi olur diyebileceğimiz bir konu gibi geldi bana. Bu durumla alakalı sence bir şeyler olabilir mi? Ya en azından kantinde yiyebileceğin ya da okulun dışındaki Migros'a gitmek zorunda kalmayacağın bir şeyler bulma imkanın olur mu? Bu imkanın olabilmesi için tek başına senin bir şeyler yapman herhalde yetersiz olacaktır. Bunun sağlanabilmesi için aklında fikirlerin var mı? Ya da şöyle olsaydı iyi şeyler olabilirdi diyebileceğin öneriler var mı? Belki bu İstanbul'daki üniversitelerin birbirleriyle iletişime geçme fikrinde olduğu gibi Ankara'da da buna benzer bir fikir birliği sağlayıp en azından Medipol Üniversitesi'nde kantinde belki kazara bile olsa en azından bir ürün oraya koyabiliriz gibi umarım anlatabilmişimdir. Ne dersin bu konuda? Ya güzel olabilir. Yani aslında bazı gofretler yerine işte vegan gofret konulabilir. Yani yeni çıktı bu yıl bir markanın bitter çikolatası. Gayet güzel. Hani bazı markaların yerin değiştirilmesi belki işe yarayabilir. Ama hani paketli gıda olduğu için çok da şey yapabildiğim, bilgi sahibi olduğum bir konu değil ya da değişmesini umduğum açıkçası. Hani okulun dışında simit almayı ya da işte dediğim gibi Migros'tan ihtiyaçlarımı karşılamak benim için yeterli oluyor. Hani kantinde de ben dediğim gibi çok değişmesini umuyorum. Zaten paketli gıda benim tükettiğim bir şey değil. Ama tüketen bir arkadaşımız olursa hani bu konuda bir şeyler yapmak için adım atılması gerekiyor bence. Yani ben de destek olmaya çalışırım. Çok iyi anladım. Son bir şey daha eklemek istiyorum. Bunu da geçen yaptığımız yayında MEF Üniversitesi'nden, MEF'ten daha doğrusu, Mona söylemişti. Oradan aklıma geldi. Şey demişti, bulunduğu üniversitedeki vegan topluluk ya da veganların olduğu kitle çok aktif değilmiş. Fakat farklı farklı üniversitedeki topluluklarla iletişime geçip veganlıkla alakalı bir şeyler yapabildiğini söylemişti. Medipol Üniversitesi'nde de sence diğer topluluklarla iletişime geçme durumu söz konusu olabilir mi? Ya da belli başlı olumlu dönüt sağlayabilecek topluluklar olabilir mi? Mesela o Mona şey demişti. Bir festival olmuş hatırladığım kadarıyla. Veganlıkla alakalı olmayan bir topluluğun düzenlediği. Ve MEF'teki veganlar o festivalin, o topluluğun yaptığı festivalin beslenme ile alakalı kısmında rol almışlar ve bazı ürünlerini vegan içerikli yapmışlar. Sence Medipol'de de böyle şeyler olabilir mi? Özellikle diğer topluluklarla olan iletişimden bahsetmeye çalışıyorum aslında. Diğer toplulukların bakış açısı nasıl Medipol'de? Ya bu çok mümkün aslında. Ya ben hem hayvan dostları hem de diyetetik topluluğunda bulunuyorum. Yani hayvan dostları zaten bir vegan piknik yapmak istiyordu geçen yıl. Depremden dolayı çoğu etkinliğimiz gibi o da kaydı. Ya onun dışında beslenme ve diyetetik topluluğu da yani vegan olmasa da bitkisel ürünlerin olduğu ya da işte bitkisel yemekler, besinler hakkında bilgi sahibi olabileceğimiz söyleşilere, etkinliklere açık. Hani düzenleyebildiğimiz zaman bu işe açık iki tane topluluk biliyorum ben. Söylediğim gibi diyetetikle hayvan dostları. Yani onun dışında da hani büyük ihtimalle hani bu konuyla alakalı olan konuşursak yardımcı olmak isteyen topluluklar vardır diye düşünüyorum. Evet, çok yandım. Ya bu iletişim sağlandığında özellikle üniversitelerin kendilerindeki topluluklardan hareketle ve daha geniş kapsamlı olacak şekilde iletişim sağlandığında istediğimiz şeyler sanki olabilecekmiş gibi bir izlenim alıyorum.
bu yayınlardan, özellikle sizlerin konuşmalarıyla. Sanki bu iletişim konusunda birazcık girişime ihtiyacımız var. Onun dışında bir şeyler gelecekmiş gibi duruyor. Ve bunu da hep birlikte bizler sağlayabiliriz gibi duruyor. Mümkün olduğunca birbirimize destek vererek. Buradan tekrardan Fatih'e geçiş yapmak istiyorum. Fatih, şey aklıma geldi sen konuşurken. Çok güzel şeyler oluyor. Daha farklı planlarınız var mı? Muhakkak vardır. Ve şu konuya geçiş yapmak istiyorum. Toplulukta ya da ODTÜ'deki veganların yaptığı eylemlerde, etkinliklerde diyeyim. Bir şeylerin daha iyi olması için önerilerin neler? Hem kendi topluluğun için, hem üniversite şunları bize sağlayabilseydi daha iyi olurdu diyebileceğin fikirler. Belki üniversitenin çevresiyle alakalı bir takım fikirler. Yani kısaca soruyu şöyle sormak istiyorum. Daha iyi olabilir diyebileceğin fikirler neler? Genel hatlarıyla hem toplulukta hem yaptığınız vegan etkinliklerde. Şimdi öncelikle biz resmi bir topluluk değiliz. İşte bir yıldır yaklaşık faaliyet gösteriyoruz. Bundan önce de vegan bir hareket vardı ODTÜ'de. İşte hatta vegan menü mücadelesinin kazanımını sağlayan da o öğrenci hareketiydi. Biz aslında onların meyvesini yiyoruz şu an, o eforların. Şu an resmi topluluk değiliz dediğim gibi. Resmiyet başvurusunu yaptık aslında. Ve uzun zamandır da yanıt bekliyoruz. Üniversite yönetimi ODTÜ'de maalesef yeni toplulukların kurulmasına pek izin vermiyor. Hem bunu işte kendinize oda bulmalısınız gibi neredeyse aşılması imkansız engeller koyarak yapıyor. Hani ya ODTÜ'de oda mı inşa edeceğiz? Hani nereden bulacağız? Zaten kalabalık üniversite. Hani biz bunu bulmamıza rağmen şu an hala olumlu bir yanıt alamadık. Hani hiçbir gerekçelendirme de yapılmıyor. Resmi olmamanın bize koyduğu engeller oluyor. Mesela işte geçen dönemin en büyük etkinliklerinden bir tanesi vegan sağlıklı beslenme zirvesi yapalım dedik. Ve burada işte bir vegan diyetisyeni, vegan şefi ve vegan gıda mühendisini davet ettik. Küçük bir zirve, interaktif şekilde çok güzel geçti. Ama bunun planlanmasında mesela yani bunu hani şimdi oturarak yapmayacağız. Bunu tabii ki bir sınıfa ihtiyacımız var. Biz işte araya birilerini sokmaya çalıştık. Her tarafla konuştuk, izinler, yazılar, dilekçeler. En sonunda bir yere ayarladık gibi oldu. Her ne kadar hani resmi yazı çıkmasa da dediler gelin kullanın. Sonra öğrendik ki rektörlük orayı kilitliyormuş. Bizimki de hani mesai saatlerinden sonra kilitliyor. Bizimki de akşam etkinlik yani. En son işte etkinlikten önceki gün işte başka bir topluluktan yardım alarak başka bir amfi ayarlandı ve işte etkinliğin yeri taşındı. İşte bu şekilde hem daha uzak olduğu için daha az insan gelebildi. Hem de hani bizim için demoralize edici bir şey oldu. Bu açıdan hani resmi olmamızın bize verdiği engeller oluyor. Hani istediğimiz zaman bir oda ayarlayamıyoruz. İşte istediğimiz kişilerin kampüse gelmesi için resmi davetiye çıkartamıyoruz. Bir şekilde işte araya bir şeyler sıkmamız, akademisyenler aracılığıyla davet çıkartmamız gibi şeyler gerekiyor. O yüzden biz aslında resmi olmayı istiyoruz. Resmiyet başvurusu yaptığımız yani resmiyet başvuruları yaparken bize işte neden işte gastronominin altına girmiyorsunuz gibi saçma sapan yönlendirmeler bile geldi. Biz durumu anlatınca işte o zaman hay dostun altına girin işte hayvan dostlarının altına girin dendi. Biz hani ya hani hay dostun yaptıkları evet çok değerli işte beslemeler kısırlaştırmalar yapıyor sokak hayvanlarını ama hani biz daha veganlığın hani daha hayvanlar açısından en kapsamlı hareket olduğunu düşünüyoruz ve hani o yüzden daha kısıtlı bir topluluğun altına da girmek istemedik. O yüzden hani resmiyet çalışmalarımız devam ediyor ve bunun bizim önümüze koyduğu engeller bizim canımızı biraz sıkıyor. Bu daha iyi olabilir. Yani eğer hani toplulukların resmi olmasına daha izin verilse. Bunun dışında eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ya bu resmiyetin sağlanabilmesi süreci zor bir süreç mi? Yani buna izin mi vermiyorlar? Ya da vegan topluluğu daha fazla aktifleştirmek mi istemiyorlar? Ya da ne bileyim hiç olmadık dediğin gibi bahanelerle süreci mi durdurmaya çalışıyorlar? O kısmı biraz daha belki açabilsek iyi olur. Tabii ki. Arkada köpek havlıyor. Kusura bakmayın ses geliyorsa. Şimdi susar. Ben biraz hareket edeyim. Öncelikle şimdi ODTÜ'de birkaç yıldır hiçbir topluluğa neredeyse izin verilmiyor. Yani resmi olmasına. Bu sadece vegan topluluğa karşı yapılan bir
hareket de değil yani. Veganlar olarak henüz mimlenmedik biz okulda. İşte hani LGBT topluluğu mesela hani gerçekten mimli bir topluluk. Hani herhangi bir faaliyetine hemen bloke koyuluyor ama biz veganlara karşı özel olarak bir hamle yapıldığını düşünmüyoruz yönetim tarafından. Diğer topluluklarla aynı kaderi paylaşıyoruz ve hani hiçbir topluluğa izin verilmediği gibi bizim de resmi olmamıza izin verilmiyor. Yani dosyayı bekletiyorlar hani. Mesela Kasım'da çıkanması gerekiyordu. Aralık oldu. Hala ses seda yok. Rektörlükten bekliyoruz falan gibi şeylerle oyalıyorlar bizi. Bir sebep bile verilmiyor dediğim gibi. Bunun arkasında bütçe mi yatıyordur işte hani bütçe de yani dönemlik belki yıllık 1.000 lira falan veriyorlar. Yani her bütçede bütçe de bu. Belki bütçeden, belki de işte o üniversitelerdeki öğrenci faaliyetlerini belki de kısıtlamak istiyorlar işte. Ya bu yönetim ya onun bir üstündeki yönetim. Hani öğrencilerin daha özgür hareket etmesini istemiyor belki. Öğrenci dostu bir yönetim olmadığı konusunda hemfikiriz ama. Evet anladım. Ya özel olarak veganlara karşı ya da veganlığı durdurmaya karşı bir eğilim mi var diye merak etmiştim aslında. Ama sen onun çok da düşünmediğiniz bir şey olduğunu söyledin. Farklı farklı gerekçelerde yine olmaması gereken aslında bir takım şeyler engelliyormuş. Umarım daha iyileşebilir bu durum. Hepimizin desteğiyle. Öncelikle de sizlerin tabii ki. Buradan Gülşen tekrardan sana geçmek istiyorum. Hazal'ın da söylediği farklı farklı topluluklarla iletişim sağlanırsa iyi olabilir. Acaba sizin üniversiteniz için de geçerli olur mu? O konuyu merak ettim. Bir de az önce sen konuşurken de çok kısaca açmıştım. İstanbul'daki örneğin diğer üniversitelerle ya da İstanbul'daki diğer üniversitelerin topluluklarıyla İletişim sağlanırsa ya da bunun için girişimler çok küçük de olsa yapılırsa senin tek başına vermeye çalıştığın ve olsun diye uğraştığın mücadeleler sence nasıl gelişir? İyileşir mi? Yani bu eğer ki iyileşebilir diyebileceğin bir şeyse belki bir şeyler yapabiliriz hep birlikte. Bu konudaki fikirlerini merak ettim. Bir de aslında Hazal ve Fatih'e de sorduğum soruyu soracağım sana da. Şöyle olsaydı daha iyi olabilirdi diyebileceğin fikirlerin var mı? Örneğin işte yurdundaki bir takım şeyler can sıkıcı. Bunlar şu şekilde değişseydi ya da şöyle şeyler yapılabilseydi daha iyi olurdu. Yani onlara fikir verebileceğin, aslında taleplerinde de bildirdiğin şeyleri burada da söyleyebileceğin tarzı cümleler olabilir. Ya da işte okulunla ilgili olabilir. Sözü sana vereyim. Şöyle açıkçası yani herhangi bir konuda bence zaten diğer üniversitelerle iletişim halinde olmak çok daha işe yarıyor yani o kalabalığı çoğunluğu sağlamak açısından. Veganlık açısından da şöyle ben aynı zamanda İnsan Hakları Kulübü'nde başkanlık yapıyorum bu sene. O yüzden onu da kullanarak aslında başka kulüplere ulaşıp birlikte bir şeyler yapmak benim açımdan da daha rahat açıkçası yani. Ona da bir zemin ayırıyor, hazırlıyor gibi ve kendi kulübümüzde de şeye çabalıyorum bir yandan böyle komitelerin altında hani hayvan hakları, veganlık gibi bir şeyle etkinlikler yapmaya. O açıdan da biraz görünürlüğü arttırmak ve hani burada olduğumuzu göstermek için bence çok değerli bir şey. Onun dışında yurt taleplerinden de açıkçası yani çok basit şeyler aslında. Hani bir et yemeği çıkıyorsa bir de sebze yemeği çıkması bence çok da zor bir şey değil. Ya da yani vegan olduğunu bildiren ya da vegan olduğunu bildirmese bile yani gerçekten çıkan yemek istemeyen öğrenciler de olabiliyor. Yani benim arkadaşlarımın mesela çoğu belki ben öyle olduğum için şey yapmaya çalışıyorlar yurttayken hani benleyken en azından ben ne yiyorsam öyle beslenmeye çalışıyorlar. Ve yurda böyle bir şey gelse aslında onlar da vegan beslenecek. O yüzden yani daha kıymetli olabilir ama yurt bunu şey şeklinde yapıyor. Salata bar koyalım diyor ve işte marul, domates falan koyup bunu bize yiyebilirsiniz şeklinde sunuyor. Ama hani maalesef pilav ve salata çok makul ürünler o el makul bir menü oluşturmuyor. Ama yani söylediğimizde de dediğim gibi ara ara koymaya çalışıyorlar böyle zeytinyağlı bir iki yan ürün. Ama onda da böyle çok ayarlayamıyorlar. Yani yurtlar yeni olduğu için mi İBB bu kadar zorlanıyor bilmiyorum ama çok bir karşılık bulmuyor açıkçası orada talepler. Yani aslında bu o ekran görüntüsünü paylaşmamdaki amaç da biraz buydu hani. Belki orada bir kamuoyu oluşursa bir şeyler yapmak için aksiyon alabilirler diyeydi ama
paylaştığımdan beri bana bir geri dönüş olmadığı için çok bir işe yaradığını da düşünmüyorum tekrar. Ya ben o ekran görüntüsünü görür görmez iletişime geçmek istemiştim seninle. Tam olarak dediğin kamuoyunu en azından kendi çapımızda bir miktar da olsa yaratabilmek için belki bu sohbet odası ile birlikte biraz daha o kamuoyu dediğimiz algı ilerleyebilir. Başka şeyler olabilir, başka yerlerde konuşabilirsin derken umarım iyi şeyler olur. Ya bu durumları çünkü gerçekten birbirimizden habersiz, destek vermeden iyileştirmek neredeyse mümkün olmuyor. Elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Eğer ki bu mücadelede bir şeyler yapmak istiyorsak, çok kısaca umarım katkısı olur bu sohbet odasının da. Hazal, buradan sana geçiş yapmak istiyorum. Şey geldi aklıma sen konuşurken. Ya çok veganlığını vurgulamak istemediğini söyledin. Fakat sonradan da öğrenildiğini söyledin. Öncelikle niye öğrenilmesini istemiyordun? Tabii haklı gerekçeleri vardır, özel sebepleri vardır. İsteyebileceğin tarzda bu kısmı sormuş olayım. Ve öğrenildikten sonra neler oldu? Tepkiler nasıl gelişti? Bir de seninle bir yayın yapmıştık zamanında. Orada bölümünde veganlıkla alakalı özellikle hocalarınla iyi dönütler aldığını söylemiştin diye hatırlıyorum. O durum ne oldu? Daha ilerledi mi? Ya da bölümünüzdeki bu veganlık algısı sayende nasıl ilerliyor? Bu senin vegan olma durumunla alakalı etrafına yaydığın enerjiyi merak ediyorum aslında. Özellikle bölümde neler demek istersin? Ya şöyle başlayayım. Evet, hocalarımdan çok güzel dönütler aldım. Hani beklediğimin gerçekten kat kat iyisiydi. Şöyle ben vegan olduğumun öğrenilmesini istemiyordum. Çünkü etrafımda hani benim gibi hayvansal kaynakların hayvansal materyallerin daha fazla öğrenildiği bölümlerde vegan olduğunuzda bir hani mobbing tehlikesi oluyor. Ve hani benim bu üniversite yıllarımdan tek isteğim böyle bir durumla karşılaşmadan mezun olmak ve hani sonra rahat bir şekilde vegan bir diyetisyen olarak umarım hayatıma devam etmekti. Okulun tanıtım günlerinde çalıştığımda yemekhanede bize yemek veriyorlardı. O zaman benim vegan beslendiğim öğrenildi. Böyle hem tüm öğretmenlerim hem de bütün tanıtım ekibi tarafından o benim için korkutucuydu. Ama söylediğim gibi gerçekten çok iyi dönütler aldım. Öğretmenlerimle konuları tartışabildim. Hani orada da yani gelişmeler önce söz aldığımda olduğu gibi bir vejeteryan ya da soya konusu açıldığında öğretmenlerim gülümseyerek bana bakıyor. Biraz komik bir durum olmaya başladı aslında. Eğlenceli de oluyor. Yani böyle sınıfımda çok olumlu bir etki yarattığımı düşünmüyorum. Çünkü hani vejetaryen beslenmesi dersini gördük ve hani bu dersi veren öğretmenimizde olumlu bir değişim oldu vejetaryen beslenmesine karşın. Sınıfa sorduğunda çok kesin bir hayır diye ses geldi. Ama onun dışında dediğim gibi hocalarımdan gerçekten güzel dönütler almaya devam ediyorum. İşte okulda bir vegan kulüp olmadığından dolayı ben hani okul dışı vegan kulüplerle beraber görev alıyorum ve burada yaptığım şeyleri öğretmenlerime gösterip hani onlardan yorum alıyorum. İşte okuduğum makaleleri gösteriyorum. Yani aslında bu yönden baktığımda benim beslenme şeklimin ya da hayat tarzımın öğrenilmesi çok güzel oldu. Çünkü hani bir hatam var mı, bir bilgi yanlışım var mı? Bunu hani ilk elden şey yapabiliyorum, öğrenebiliyorum, hocalarımla tartışabiliyorum. Söylediğim gibi öyle bir şansım oluyor. Yani böyle yani en azından öğretmenlerimin bakış açısı iyi anlamda değişti veganlara çünkü sadece öfkeli veganla karşılaşan bir öğretmenim vardı ve benimle konuştuğu zaman çok şaşırdığını söyledi. Hani ben senin bana katil demeni beklemiştim ilk öğrendiğimde dedi. Hani
Ben de zor bir süreç olduğunu hani olabilir hocam hani zor bir süreç. Hani ilk başta hepimiz travma yaşıyoruz olanları öğrendiğimizde diye açıklamaya çalışmıştım. Hani bu şekilde öfkeli vegan denilen arkadaşlarımızın da bakış açısını açmaya çalışmıştım. Onun dışında üst sınıflardan bir arkadaşım vardı. Onunla da bu konuyu konuştuğumuzda şey demişti. Hazal senle konuştuktan sonra benim bakış açım tamamen değişti. Hani çünkü artık teorik hiçbir şey yemeyen besin eksikliği tehlikesiyle karşı karşıya olmayan bir insan yerine yani bir teorik bir kişi yerine gerçekten karşısında canlı kanlı bir kişiyi görünce ve gayet sağlıklı olduğunu görünce bir de tabii benim tavrım da etkileyince bu arkadaşımın da bakış açısı pozitif oldu. Hatta kendisi şu an mezun, arada bir bana vegan besinlerle ilgili sorular soruyor ki bu da beni çok mutlu ediyor. Hatta geçen okula yüksek lisans için gelmişti. Sunumunu vegan bir konu üzerine yapmıştı ve bu da beni çok mutlu etmişti. Çok iyi anladım. Genel hatlarıyla algıyı pozitif anlamda değiştirmişsin ya da o şekilde ilerletmişsin diye ben anladım. Muhakkak dinleyicilerden de böyle yorumları olan vardır. Ya mesela senin işte üst sınıflardan birinin gelip algımı değiştirmişsin cümlesini duyman çok değerli geldi bana. Umarım daha fazlasını da duyabilirsin. Bu çok mutlu edici bir şey. Yani şu an bunu dinlediğimde de çok farklı hissettim aslında. Umarım devamı gelir diyeyim. Yavaş yavaş 50. dakikaya doğru yaklaşıyoruz. Son cümleleri almaya doğru gidelim isterseniz. Fatih'e de çok küçük şu soruyu sorup son cümlelerini söylemesi için sözü bırakacağım. Fatih şey dedin ya, bir mimlenme durumu var. İşte ODTÜ'deki diğer topluluklarda bu muhakkak gördüğünüz bir şeydir. Vegan topluluğun ilerleyen zamanlarda böyle bir şeye maruz kalma ihtimali var mı sence? Yani biraz daha güzel, daha fazla aktif etkinlikler yaptıktan sonra böyle bir mimlenme ihtimalini görüyor musun? Yoksa bunu değiştirmek sizin elinizde mi? İyi şeyler yaparak ve son cümlelerini alalım istersen. Tabii ki. Şimdi öncelikle biz topluluk olarak kesişimsel mücadeleye inanıyoruz ve çalışmalarımızı bu şekilde sürdürüyoruz. Yani sadece hani hayvanlarla kısıtlı da kalmıyoruz. Tabii ki odamız hep hayvanlar oluyor ama işte queerler, kadın hakları, işçi hakları bu konularda da hep aktif olmaya çalışıyoruz. İşte olabildiğince onları da temsil etmeye çalışıyoruz standlarımızda. Mesela Serdar abimiz yemekhaneden haksız yere işinden olmuş bir abimiz. Onun eylemlerine de sürekli işte vegan kahve standı vesaire açarak destek olmaya çalıştık her yerde. Yani vegan bir destek olmaya çalıştık. Bu konuda diğer topluluklara yaptığımız destekler sonucu bir mimlenme olabilir. Her ne kadar hani hayvan hakları kendisi olarak hani sadece hayvan hakları olarak onları tehdit etmiyor gibi görünse de buralardan bizi mimleyebilirler tabii ki bu ihtimal var. Bunun dışında bir önceki sözümde işte resmiyetten bahsetmiştim. Resmi olamadığımızdan bahsetmiştim ama bizim etkinliklerimizi bu aksatmıyor. Her seferinde bir çözüm yolu buluyoruz. İşte kermesler yapıyoruz. Doğruluk kübü yapıyoruz. İşte film izleme etkinlikleri, röportajlar, işte kampüsteki vegan seçeneklerin haritalanması, süt ürünler atölyesi gibi çok çeşitli etkinliklerimiz var ve bunları hep hani resmi olmamamıza rağmen yapıyoruz. Önümüze bloklar konulmasına rağmen yapıyoruz. Yani resmi olsak da olmasak da biz hayvan mücadelesini hep sürdüreceğiz. Yemekhaneyle de her ne kadar resmi bir şekilde iletişim kuramasak da topluluk olarak hep bir etkileşimimiz var. Sürekli olarak yemekhanedeki koşulları iyileştiriyoruz. Hatta geçenlerde Twitter'a da düşen işte portakal böyle oyulmuş içine puding doldurulmuş şekilde bize vegan tatlı bile çıkarttılar. Oradaki işçilerle de çok iyi bir süreç yürütüyoruz. Onlar bize tatlı yapıyor, biz de onlara tatlı yapıyoruz vesaire. Bu şekilde. Çok teşekkürler Fatih. Ağzına sağlık. Umarım güzel şeyler olmaya devam eder. ODTÜ'de diyelim. Gülşen, buradan da son sözlerini almak için sana söz vereyim. Neler demek istersin son olarak? Yani çok teşekkür ederim burada ilk olarak çağırdığınız için burada böyle konuşup vegan olmayan bir kişiye bile ulaşabilmek bence gerçekten çok değerli.
Ben de sadece belki şeyi etkileyebilirim yani etkinlik olarak. Yani şey düşünüyorduk biz mesela kulüp olarak bir klasik olarak zaten vegan piknik gibi ama ek olarak da belki vegan olan hocalarımızla beraber bir etkinlik. Çünkü sanırım öğrenci dinlerken hani biri ona anlattığında çok fazla ciddiye almasa da bir hocadan duyması daha onun için şey olabiliyor yani. Bu kadar büyük bir de yapıyorsa bir bildiği vardır gibi bir algı yaratabiliyor. Öyle bir şey olduğunu düşünüyorum yani aklımızda bizim var fikir olarak sadece. Öyle toparlayabilirim açıkçası. Çok teşekkür ederim çağırdığınız için, burada olduğum için. Umarım yani çok daha güzel ve rahat bir şekilde devam edebildiğimiz günler olur. Umarım, ne demek, rica ederim. Hep birlikte mümkün olduğunca anlayışımız için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Umarım dediğin gibi daha güzel zamanlar da olur. Hazal, son olarak sana da sözü vereyim. Neler demek istersin? Eklemek istediklerin neler olur? Öncelikle ben de tekrar çağırdığınız için teşekkür ederim. Çok iyi geldi yine bu konularda aslında sadece sağlık açısından konuşmamak. Onun dışında sanırım ekleyeceğim bir şey yok. Hani güzel gelişmeler oluyor, onu söyleyeyim en azından. Hani kendi ders programımda da görüyorum, haberlerde de görüyorum. Hani her açıdan güzel gelişmeler oluyor. Hani biraz da olsa şey yapacak, düzelecek bir şeyler. Kesinlikle öyle ve böyle konuşmaları yapmak bu süreci hızlandıran bir şey diyebiliriz en azından. Çok teşekkürler herkese dinleyen, katılımcı olan, paylaşan, konuşan. 50 dakikayla sınırlı tutmaya çalışıyoruz. Çünkü özellikle podcastlerde bu süre zarfında konuşmayı tamamlamak çok verimli olabiliyor. Bu yayını farklı mecralardan da yayınlayacağız. Ve bu yayın bu şekilde kalmış olmayacak. Farklı farklı varyasyonlarda yine benzer arkadaşlarımızla ya da farklı üniversitelerden arkadaşlarımızla konuşmalar yapabileceğiz. Önemli olan mümkün olduğunca varsa sorunlarımızdan bahsedip iyileştirme önerilerimizi sunmak. Ve mümkün olduğu kadar birbirimizi desteklemek. Ben verimli olduğunu düşünüyorum çok büyük oranda. Yani bir yıl sonra çok farklı bir insan dinleyip çok farklı atılımlar yapabilir bu yayınları. Ve istediğimiz şeyler bir gün sonra ya da bir yıl sonra olabilir. Küçük küçük adımlarla büyük yerlere doğru gidebiliriz diye son cümlemi ekletmiş olayım. Tekrardan çok teşekkürler herkese. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar herkese. İyi İyi akşamlar. akşamlar.